Efendim, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu ve YouTube ekranlarından yayınlanan Kampüs'ü sorduk'ta bu hafta efsane milli futbolcumuz Tümer Metin var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yıllar önce Zonguldak'ta görüşmüştük kitap ilk çıktığında. Ama hala yankısı sürüyor. Metin olmayı sorayım size. Sonra Metin devam olmak, edelim. Metin olmak şöyle. Beraberinde şöyle yorumlar da geliyor tabii. Ne yaşadın da ne biriktirdin de kitap yazıyorsun falan. Ben de diyorum ki herkes yaşadığı kadar yazabilse, yaşadığı kadar yazsa, keşke herkes yazsa. Adı şuradan geliyor. Hikayesinin içeriğinde de anlatacağım şey şu. Herkes mahallede Maradona Pele oluyordu. Ben Metin oluyordum. Ayrıca Metin olmak, dirayetli olmak o anlamı da taşıyor. Sonra kariyerimin son demeyi Yunanistan'a gittim. Orada formanın arkasına isimler değil, soy isimler yazıyordu. Hakikaten Metin olmuştum. Futbolu da o şekilde bırakmak nasip oldu. Heybemizden çıkardığımız, kendi dilimizin döndüğü, kalemimizin yetti. Ben edebiyatçıya da yazar değilim. Ama anlatacak bir hikayem vardı. Onu da elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Eser bırakmak iyidir. Çok güzel, gerçekten önemli ve kalem de iyi ama edebiyatçıyım dediniz ama kalem de güzeldi. Yani anılardan oluşması gerçekten. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. O duygu geçebildiyse ne mutlu bize. Ben çok sporla arası olmayan bir insan olmama rağmen severek okudum. Yani. Güzel, çok teşekkür ederim. Peki Zonguldak'ta başlayan bir serüven milli futbolculuğa kadar yükseldi ve kitabın arkasında da beni çok duygulandıran bir söz Haşim Babaoğlu'ndan. Yani o kimseye benzemiyor. Nasıl bu serüven? Zor muydu? Muhakkak meşakkatli bir yoldu. Ama nasıl başladı? Şimdi elinde bir kitap tutuyorsun. Benim oynadığım bütün dönemde bana en çok sorulan soru, benim de çok yadırgadığım sorulardan bir tanesidir. İşte yapılan bütün röportajlarda kitap okuyormuşsun. Hiçbir zaman cevap veremedim buna ama şimdi yeri gelmişken şunu söylemeliyim. Aslında bu sorunun muhatabı ben değilim. Ben bir kitap kurdu kadar kitap okumuyorum, kütüphaneden çıkmıyor, kafamı kaldırmıyor değilim ama normal her insanın okuması gerektiği kadar okumaya çalışıyorum. Bence okumayan insana sorulması, neden okumuyorsun, neden kendine yatırım yapmıyorsun diye sorulması gerekiyorken bizi farklılaştıran, bizi ayrıştıran kısmı hep bu soruyla geldi. Kitap okuyor musun diye. Bizim meslekte çok sık rastlanan, görünen bir şey değil. Ama şimdiki yeni neslin bu anlamda gösterdiği gelişimden son derece memnunum ben. Yeni nesil biraz daha donanımlı, biraz daha kendine yatırım yapar şekilde geçiyor. Daha aydın, daha bilgili, daha bilgiye aç şekilde gelişiyor. O yüzden ben de bu gelişimi severek ve beğenerek takip ediyorum. Güzel. Kıbrıs'tayız. KKTC'deki futbol, spor hakkındaki düşünceleriniz ve Türkiye ile kıyaslarsak? Ya burada gerçekten üst düzey bir ligin olmadığını biliyorum. Ama gerekli yatırımların da yapılabildiğinde ortamın, o şartların oluşabileceğini de farkındayım. Birkaç bir şey duyduk. Bir girişim oldu, olmadı. Benimle ilgili değil ama gelen girişimci ruhların yaptığı şeyleri birkaç şeyden haberimiz oldu. Neden olmasın? Burada gerçekten çok ciddi bir potansiyel var. Gençler futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. İzlediniz mi burada bir maç? Yok, burada bir maç izleme şansım olmadı. Ben de 7 senedir hafta sonları kilit. Yani cumadan başlıyoruz pazartesiye kadar haftada 9 maç izliyoruz. Dolayısıyla ligde bile çok çalışmadığımız günlerimde gidip maçı izleyebildiğim statta yerinde takip edebildiğimiz anlar oluyor. Kıbrıs biraz daha zor bizim için. Ama bugün güzel bir sohbet oldu, güzel bir söyleşi oldu. Bir gün daha buradayız ve keyfini çıkaracağız. Çok güzel. Çok güzel. Denize girmeyi falan düşünüyoruz yani. Evet, hava bu aylardan sonra güzel oluyor. Spor yolculuğundan devam mı? Antrenörlük düşünüyor muyuz? Sahaya inmek gibi bir niyetim yok. Onu söyleşte notlarımın arasında vardı. Konu oraya gelmediği için paylaşamadım. Size gelmişken yeri şöyle söyleyeyim. Bence her bırakanın sahaya inmesine gerek yok. Bence ekranın, yorumun dili de değişirse bunun da futbola bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Hatta çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede geçmişte yaşanılan sıkıntılı olayların özellikle yorumcu abilerimizin, yorumcu tayfasının reyting konuna yaptığı hasarla
şu anda günümüzde yaşanan kafalara nifak tohumlarının ekildiği günlere geldik. Bence bu dilin bir an önce değişmesi, hoyrat futbol ikliminde daha ılıman rüzgarların esmesi, daha ılıman bir dilin kullanılması taraftarıyım. Umarım bundan sonrası için öyle olur. İnşallah. Efendim kampüse sorduk da bu hafta eski milli futbolcumuz Tümer Metin vardı. Kendisi de çok teşekkür ediyoruz üniversitemize geldiğiniz için. Sağ olun. Çok mersi. Çok güzel ağırlandık. Herkese selamlar. Görüşmek üzere.